Son dönemin en çok dinlenen popçularından Derya Ulu evinin kapılarını ilk kez ve sadece Show TV'ye açtı. İşte o renkli anlar. Derya Ulu hiç kimselere açmadı. Evinin kapılarını Show TV'ye açtı. İlk kez evinin kapılarını açıyorsun. Sana özel. Bu hafızaya hayran kalacaksınız. Tanıdıkları ona neden navigasyon Derya diyor. Navigasyon Derya diyebilir miyiz ama? Ya diyorlar zaten bizimkiler. Bir gördüğünü bir daha unutmayan Derya Ulu. Maşallah güzel. Var var, evet, var. Hafızan vardır. Ömür Sabuncuoğlu'nun hafıza testini nasıl geçti? Ömür Sabuncuoğlu'yla hafıza testi. 45 kiloluk Derya Ulu'nun yılbaşında giydiği kıyafetin ağırlığını duyunca şoke olacaksınız. Bu haliyle bile o. Okyanusla girdi hayatımıza. Her yerde okyanus, sen buldum derede. Çıktı ilk günden beri yaptığı her şarkı hit oldu. O pop müziğin yeni prenseslerinden biri. Kalplerde son. Sabuncuoğlu bu hafta Derya Ulu'nun evindeydi. Prenses bizi Mi tahtında karşıladı. Sevgili seyirciler, bu hafta pop müziğin çok başarılı ve çok güzel bir isminin evine konuk oluyorum. Bakalım kimin? Acaba kimin? Böyle süslü bir yönetmen sandalyesi de görmemiştik doğrusu. İlk yönetmenlik yaptığım, klip yönetmenliği yaptığım sandalye. Onunla başlamak istedim. Onunla başladık. Hiçbir yönetmenin böyle bir koltuğu olmuştu. Bu kadar tüylü sanmıyorum yani. Daha da tüylüydü bu da. Zaman tabii geçti üstünden bir seneden fazla. Normalde özel hayatından hiç konuşmayan, özelini özel yaşayan bir sanatçı o. Ama bizim samimiyetimize güveniyor elbette. İlk kez evinin kapılarını açıyorsun. Evet, biliyorsun. Sana özel. Teşekkür ediyorum. İlk kez yani normalde biliyorsun ben böyle hani şey özelimi çok paylaşmayı severim. İlk kez. Belki son kez. Evi gezmeye başlayalım. Girişte bizi Mevlana figürleri karşılıyor. Bunları Konya'dan almıştım. Mevlana'yı ziyaret ettiğimizde. Çok seviyorum zaten ben. Böyle evin girişinde. Onun o enerjisi. Felsefesini de seviyorsun. Evet, evet, tabii. Salona geçelim. Salonla başlıyoruz. Başlayalım. Güzel bir masa karşılıyor bizi. Evet. Ya bunlar normal dekoratif eşyalar da bunları Kapadokya'ya gittiğimizde oradan almıştım. Gerçek taş yani bunlar. Enerjisini yayıyorsun. Evet, evet, aynen. Kötü enerjiyi alıyor değil mi? Ben öyle biliyorum. Ben de öyle bildiğim için aldım yani bugüne kadar. Özellikle şunun sanırım çok iyi bir enerjisi var diye biliyorum. Ametist taşı galiba bu. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Masanın üstünde bereket sembolü fil var. Bereketine inanıyorsun. Evet. Yedi tane olunca. Şu an bir tane hediye gelmişti onu doğum günümde. Diğer altısını ben getireyim o zaman. Bir çok sevindim. Bir evin daha alacak o zaman. İnşallah. Kariyerinin henüz ilk yıllarında olmasına rağmen ödüllere ambargo koydu. Bu tarafta ödüllerim var. Ödüllerin bir kısmı var. Buraya sen kadarını koyduk. Ama yani bu kadar kısa sürede altı plak değil mi? 50 milyonu geçen şarkılar için işte altın plak veriyorlar. Benim de 5 şarkım var. 4'ünü de aldık. Ebru Gündeş'in son Harbiye konserinde onun için söylediği övgü dolu sözler onu çok duygulandırmış. Çok güzel sesli, çok güzel kızlarımız var ama bazı da çok başarılılar var. Kendileri oturup yazıyorlar, müziğini yapıyorlar ve biz onlarla yollarımız kesiştiği için kendimizi çok şanslı buluyoruz. Derya Ulu'yu ve herkes biliyor diye biliyorum. Ebru Gündeş de son konserinde çok güzel şeyler söyledi senin için. Evet, sağ olsun. Beni hem yüceltti orada hem utandırdı. Çok güzel şeyler söyledi. İnşallah dediklerine layık olurum.
O sağ olsun hep iyiliğimi ister. Bir dönem Gündeş'in vokalistiydi. Şimdi ise o da bir star. Bir Gündeş'in vokalistini yaparken hiç düşünür müydün bugün ben karşı tarafta seyircilerin arasında oturacağım, onu seyredeceğim? Yani hani insan hep tabii ki de düşünüyor. Ama onun gerçekleştiği anda o hisler bir değişik oluyor. Çünkü işte sen senelerce o ekiple birlikte çalışmışsın. Hep onun arkasından bakmışsın o sahnelere. Hı hı. Çünkü biz en son Harbiye konserini yaptığında ben vokaliydim onun zaten. Sonra bir daha yapmadı. Senle birlikte bıraktı yani. Benle birlikte olabilirdi. Derya gitti, ben yapmam. Benim için hem duygusal anlardı hem heyecanlıydı. Çok keyifliydi bir kere karşıdan izlemek. Hı hı. Evin bir köşesinde sevgilisi Asil Gök'le fotoğrafları karşılıyor bizi. Enişteye doğru geldik galiba. Normalde çok fotoğrafımız aslında evde yok böyle. Hı hı. Uzun süredir birlikteler. Birlikte üretiyorlar, birlikte yapıyorlar şarkılarını. Peki ya hayatı ne zaman resmi olarak birlikte yaşamaya başlayacaklar? Tabii herkes merak ediyor ne zaman evleniyorsunuz diye. Alındı mı bir tarih? Hayır. Ne zaman kısmetse, yani öyle yazıyorsa alnımızda, o zaman olur zaten. Yani bizim onun için bir acelemiz yok çünkü yani. Hani şu an gerçekten yapmamız gereken, çıkarmamız gereken çok şey olduğunu hissettiğimiz için o elbet olur yani. Salondaki mumlar romantizm seviyesini gösteriyor. Romantik bir insan olduğun ortaya çıkıyor. Evet, mumları seviyorum ben ve çekmecelerde her yerde var. Gözünü kapatıp sana sorsam. Kaç tane mum yanıyor şu anda? Ama ben oradaki şeyleri biliyorum o yüzden. Biliyorsun, sayarım diyorsun. 8, 7, 12 tane olması lazım. Yanan mı? Evet. Bir tanesi yanmıyor, 11. Görsel hafızası gayet iyiymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilemedim bir tane. Ya şu küçüğü unuttum. Ama görsel hafıza maşallah güzel. Var, evet, görsel hafızam vardır. Gittiğim bir yeri unutmam. Mesela ekiptekiler navigasyon şeylerinden daha çok... Bana sorarlar yolları, öyle söyleyeyim. İşte mesela onda 45 dakika gösteriyorsa ben başka bir yola girip oradan bir anda böyle 30 dakikaya falan iniyor. Evet, yakında bir uygulama çıkaracağım. Derya'nın kısa yolları diye. Navigasyon Derya diyebilir miyiz onu? Ya, diyorlar zaten bizimkiler direkt. Burası evin müzik köşesi. Türkiye'nin dinlediği şarkılar buradan çıkıyor. Burası aslında bizim en çok vakit geçirdiğimiz yer, hani evde. Hani Asil oraya oturur, ben buraya otururum. Alır gitarı oradan. Asil Gök'le yaptıkları her şarkı bir başarı elde ediyor. Yani sen her zaman hiç şarkılar üretiyorsun. Bunun sırrı ne? Her zaman öyle olmuyor tabii ki de. Yani mesela benim de her şarkım aynı derecede sevilmedi. Kimsenin zaten öyle olamaz yani, hep. İnişler çıkışlar olur. İnsanların daha az, daha çok sevdiği şarkılar oluyor. Söz ve müziğin aşkıyla çıkıyor ortaya güzel şarkılar. Tabii ki de şey çok önemli. Sözle müziğin öpüşmesi. Müthiş önemli bir şey yani. Çünkü orada aşkın zaten gücü ortaya çıkıyor. İnsanlara da geçirebiliyorsak bunu. Zaten sözle müzik çok iyi öpüşen şarkılar hep başarılı oluyor. Yine bir görsel hafıza testine ne dersiniz? Görsel hafızama güveniyorum. Ömür Sabuncuoğlu ile hafıza testi. Hazır mısın? Buna çok hazır değilim. Kaç tane orkiden olabilir arkanda? Tahmin edeyim. 12 falan olabilir. Bakalım doğru tahmin edebildi mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vay. Beni tebrik ederim. Seni tebrik ediyorum. En merak edilen yerdeyiz. Burası onun giyinme odası. Ve en merak edilen yerlerden biri kıyafet odası. Evet. Genelde bayanların. Burada sorayım mı sana matematik hafızana güveniyor musun? Yok artık ya. Sürekli bir deri değişim var, sirkülasyon var burada zaten. Gayet düzenlisin bu arada. Düzenli, ben çok biraz düzen hastasıyım. Renklerle aran iyi. Canlı canlı çünkü. İyi, evet evet, seviyorum. Sahnede falan da hep böyle, yani siyahı da çok seviyorum ama beyaz ve böyle renkli şeyler giyinmeye çalışıyorum. Çünkü böyle güzel. Son yılbaşında giydiği kıyafeti alıyoruz elimize. Kıyafetin ağırlığı inanılmaz. Yılbaşında giydiğim ve taşımakta güçlük çektiğim kıyafetin yarısı burada.
Yarısı belki. Yani çünkü yılbaşında giydiğimde uzun kolluydu bu. Kolları vardı ve arkasında kuyruğu vardı. Biz kollarını iptal ettik. Kuyruğunu da kestirdik. Kısa bir elbise haline geldi. Şu an yani o an 30 kilo falandı. Arkaya çektiği için. 30 kilo. İstersen. 30 kilo ile sahneye mi çıktın? Şöyle bu şey git yarısının gitmiş hali. Ağırlık çalışırsın. Bunu ağırlık çalışabiliriz yani. Evet, öyle 30 kilo nasıl daha taşıdın ya? Sen zaten kaçsın? 40 mısın? 45 kaç kiloyum. 45 kilo. Ya çok zorlandım. Müthiş zorlandım. Yani şarkı söylerken sürekli bir geriye düşmemek için çaba sarf ettim yani. Çünkü bu bile şu an bu haliyle bile ağır. Tarzı beğenilen isimlerden, modaya ilgisi aileden. Senin tarzın ama beğeniliyor yani. Her giydiğine yakıştırıyorsun. Seviyorlar evet. Son zamanlarda özellikle böyle çok güzel şeyler, yorumlar almaya başladım. Biraz şimdi babam tekstilci benim. Annem de ben doğmadan önce terziymiş zaten. Küçükken de hep böyle oyun oynarken böyle koltukların yastıklarına falan iğne iplik dikerdim. Bir şeyler yapardım. Burada gördüğün kıyafetlerden bazılarını mesela ben çizdim. Dikişi güzel modacılar tabii ki de yapıyor ama hani ben bayağı bir çiziyorum, ediyorum, tasarlamaya çalışıyorum. İleride kendi sahne kıyafetlerini tasarlamanın dışında modaya el atmaya da kararlı. Hani kendi sahne kıyafetlerimi tasarlamanın dışında bazı şeyler var kafamda. Biraz daha şu yoğun dönemi atlatalım. Bir ilk albümü çıkarayım, rahatlayayım. Ondan sonra biraz o şeye gireceğim. Sektöre. Sektöre gireceksin. Ayakkabılara geliyoruz. Aşırı bir ayakkabı merakı yok. Peki, ayakkabıları seviyorsun. Seviyorum ama şeyim yok, hastalığım yok benim. Hani öyle ayakkabı şey... Ayakkabı ya da çanta hastalığı? Yok, ihtiyacım olduğu kadar ve gerektiğinde alıyorum. Ya da bir şeyi çok beğenirsem alıyorum yani. Tahmin edilenin aksine topuklu ayakkabılardan da hiç haz etmiyor. Peki topuklularla aran nasıl? Giymeyi sever misin? Hiç iyi değil. Hiç iyi değil yani maalesef. Çünkü sahnede zaten yeterince çok ciddi saatlerde o topukluya maruz kalıyoruz ya. İndiğimizde bir savaş alanı oluyor yani. Geçen gün gerçekten fotoğrafını çekesim geldi ayağımın yani. Paramparçaydı hep böyle. Mutfaktayız. Oldukça düzenli. Mutfağında hamarat mıdır? Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Salatalarım vardır. Patatesin kendisini çok seviyorum sebze olarak. Onun her türlüsüyle böyle değişik değişik şeyler yapmayı seviyorum. Aramayın mutfakla yani. Hamaratımdır. Düzeni öyle göstermelik değil. Evindeki her şeyin yerini ezbere biliyor. Ne nerede bilir misin? Bilirim. Çok hakim misin mutfağa? Bilirim canım. Peki spatula nerede? Spatula. Göstereyim. Çekmeceyi açmamı mı istiyorsun? Yok. Burada. Yetenekli, düzenli ve güzel. Ne de olsa o bir İzmirli. Peki İzmir'in kızlarının en büyük özelliği nedir? Vallahi bilmiyorum. Söyleyen, onları söyleyenlere sormak lazım. Senin bildiğin? Ya güzel diyorlar. Yani suyundan işte şey göçmenlikten kaynaklanan herkeste bir işte sarılık, bir buğday tenlik, bir renkli gözlülük var. Balkona geçiyoruz. İkramlıklar nefis görünüyor. Neler hazırlamışsın? Beklemiyordum gerçekten. Ben yapmadım şimdi. Yapmadım. ben de normalde yapıyorum ama. Yani hiç işim gücüm yoksa, müsaitsem giriyorum mutfağa. Şimdi Fatuş abla güzel şeyler hazırladı sağ olsun. Bu evet, arada bu güzel şey kinoa, evet, sağlıklı yani. Şu... Evet her şey çok sağlıklı. Biraz olmayanlar var arada, olur o kadar. Formunu o zaman sağlıklı beslenmeye borçlusun. Ya son zamanlarda hiç sağlıklı beslendiğimi söyleyemeyeceğim yani. Yollarda günde tek öğün yiyip sonra tabii sabaha karşı uçak falan olunca ya da bir şeyle uğraşınca sabaha karşı bir yeme faslı oluyor. Sağlıklı beslenmeyi seviyor. 45 kilonun üstüne çıkmamaya gayret eden Derya Uluğ'un bir zamanlar tombik olduğunu biliyor musunuz? En fazla aldığın kilo kaçtı? Sana göre en yükseği kaçtı? 57 idi. 57? Gerçekten mi? Bir zamanlar. Çünkü şöyle bir şey. Fotoğraf var mı? Var ama asla göstermeyeceğim. Tabii ki de. Ya kollarımda selülit vardı sana öyle söyleyeyim. Sene kaç? Sene 4 sene önce. Siz beni tanımadan 5 sene önce. O zaman arşive mi gitsek acaba? Arşivde bulabilir miyiz? Yok. Yok bulamazsın vokalistik çünkü. Vokalistik dönemlerinden. Girmeyelim oralara.
O zaman ben de eskileri getiririm önümüze. Derya Uluğ'a bu keyifli ev gezisi için teşekkür ediyoruz. Yemeğe geçmeden önce ben bir teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir şekilde. Evet, çok güzeldi. Yani hakikaten sen beni tanıdığın için biliyorsun. Ben böyle çok özelini açabilen biri değilim. Ama söz konusu sen olduğun için böyle güzel bir keyifli sohbet yaptık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kalplerde sonu.